you're in Norfolk, Norfolk, Virginia is the headquarters for NATO, the North American headquarters for NATO. And I'm in a book club made up of members of NATO, the spouses of admirals and generals and people who've come from NATO countries because they're stationed here for 3 years. One of the members in my book club was someone else who did not know the language very well. Her name is Gulcan. And I always appreciated seeing Gulcan because despite her struggle with the language, she was very gracious and she always smiled. And she, at one of our meetings, shared some of her country's art. It's like marbleized paper, some of her country's art with the rest of us. And I just always had, even though we weren't able to speak very much to each other, I connected with her through our smiles. So over the summer of 2016, our whole NATO book club received an email from Gulcan. And I had heard in the newspaper about something happening in Turkey. Like there had been some sort of coup attempt or something had happened. And I read about it and absorbed it somewhat, but I didn't dwell on it. Because if we, as you might know, in our own country in 2016, we had a lot of things happening. So I absorbed it, but I moved on. I didn't think much of it. Her şey çok güzel. Her şey çok yolunda giderken, biz de tam adapte olmuşken birden günlerden 15 Temmuz. Ne olduğunu anlamadık. Anlam veremedik. Arkadaşlarımıza ulaşmaya çalıştık, ulaşamadık. Kızımız oradaydı, ulaşamadık. Tam bir kaos vardı Türkiye'de. Sonrasındaki görüntüler, arkadaşlarımıza yapılanlar çok üzücüydü. Anlatamıyorum. Gerçekten çok üzücüydü. Ve 15 gün sonra da zaten benim eşim de aynı şekilde ihraç edildi. Ve terörist ilan edildi. En gönlümü, en kalbimi yaralayan da buydu. Yani ben buna gönül yarası diyorum. O gönül yarası hiç bitmeyecek. Hiç unutmayacağım. Çünkü bunları hak etmediler bizim eşlerimiz. Bizlerden ödün verdiler, çocuklarından ödün verdiler, evlerinden ödün verdiler. Ülkem dedi, memleketim dedi, gecesini gündüzüne kattı. Sadece benim eşim değil, bütün arkadaşları böyleydi. Ve sonunda terörist ilan edildi. Bilmiyorum, gerçekten çok üzücüydü. Good morning, everyone. So today we're starting our second week of our module about conflict between nations. So before we start with today's topic, I want to just give you a quick recap of what we did talk about last week. Şu anda ben akademik olarak sivil askeri ilişkileri, sivil savaş, terörizm gibi konuları yoğunluklu olarak derslerimde anlatıyorum. Tabii burada trajikomik bir durumla karşılaşıyorum. Aslında mesela bir spesifik olarak çalıştığım terörist grubu, terörist grup nasıl designate edilir, nasıl ilan edilir, bunu bilen, akademik olarak bilen, bunu çalışan bir insanım. Bununla ilgili yayınlanmak üzere olan, çalışmalar olan bir insanım. Ama bir taraftan aslında trajikomik bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından terörist olmakla itham edilen de bir insanım. Bunun aslında nasıl mümkün olamayacağını çok iyi bilmeme rağmen 21 yıl üniforma giymiş bir insanın teknik olarak kendi ülkesinde terörizmle mücadele etmiş, bununla ilgili direkt olarak görev almış, sahada görev almış bir insanın bugün durup dururken bir gecede terörist ilan edilemeyeceğini, bunun hiçbir akademik standarda, hiçbir uluslararası standarda uymadığını bilen bir insan olarak Türkiye'deki trajikomik durumu görmek, biraz uzaktan acıyla seyretmek gibi oluyor Türkiye'nin şu an savrulduğu yeri, doğrultuyu diye ifade edebilirim. Bunun aslında ne kadar komik bir şey olduğunu, bunun
geçici bir durum olduğunu biliyorum ve bunun orta vadede değişeceğini en azından çok iyi bildiğim için bu da bir noktada benim belki de bu yaşanan sorunla, bu travmayla mücadele etmeme belki faydası olduğunu düşünüyorum. Yaklaşık 20 yıldır akademisyenlik yapıyordum. 15 Temmuz'dan 4 gün sonra gözaltına alındım. Bir ay nezarethanede kaldım. Bu süre zarfında kötü muamele, işkence gördüm. Bir ay sonra tutuklandım, 18 ay cezaevinde kaldım Sincan'da. Orada da şartlar kötüydü. İlk duruşmada tahliye oldum, sonra beraat ettim. Pasaportumu yaklaşık 8-10 ay sonra verdiler. Pasaportumu alır almaz da o hafta valizlerimizi hazırladık. Çocuklarla birlikte Türkiye'de tüm eşyalarımızı satıp hemen yurt dışına çıktık. Çünkü aynı şeylerin tekrar başımıza gelmesinden endişe ediyorduk. Temmuz akşamı kendime bir geç akşam yemeği hazırlarken İstanbul'daki Boğaz köprülerinden bir tanesinin kapatılmış olduğunu, tek yön trafiğe kapatılmış olduğunu gördüğümde televizyon bir taraftan açıktı. Haberleri NTV kanalını seyretmekteydim. Aslında önce şaşırdım. Çünkü birkaç gün önce Nice'de büyük bir terör saldırısı olmuştu ve yaklaşık 15 gün önce de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bir terör saldırısı olmuştu. Bu sefer herhalde bu saldırıları IŞİD yapmıştı. Herhalde köprüyü patlatmak üzerine kurgulanmış bir terör saldırısı olduğunu düşündüm ilk etapta. Daha sonradan Başbakanım ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın bir darbe olduğunu ilan ettiğini gördüğümde, bir darbe girişimi olduğunu ilan ettiğini gördüğümde ben buna aslında baştan beri inanmadım. Çünkü bir asker olarak aslında harekat, operasyonel açıdan baktığımda İstanbul'da saat 9-10 akşam, Cuma akşamı saat 9-10 sularında köprüyü tek yön trafiğe kapatarak ve Ankara'da bazı uçaklar uçurup belli miktarda tankı sokağa çıkararak bir darbe yapılamayacağını çok net biliyordum. Daha sonradan bunu akademik olarak da aslında incelediğimde ben doktora tezimde Türkiye'deki birinci meşrutiyetten itibaren günümüze kadar olan sivil asker ilişkilerini ve bütün darbeleri süreç takibi, süreç analizi denilen bir yöntemi kullanarak niteliksel olarak inceledim. Ve incelediğimde şunu gördüm. Aslında Türk ordusu siyasete yaptığı her müdahalede, her darbede ya da darbe seviyesine çıkmayan müdahalelerde, mesela 28 Şubat ya da 1971 muhtırası gibi, ki bunlar literatürde darbe olarak aslında nitelenir. Her seferinde kendini siyasete davet ettirterek, yani ordu göreve olarak nitelendirilebilecek bir şekilde toplum tarafından kendini siyasete davet ettirterek aslında bunu yaptığını gördük. Ve 15 Temmuz'a giden süreçte hiçbir darbe beklentisi, toplumun Türk Silahlı Kuvvetleri'nden siyasete müdahale etmesi gibi bir beklentisi olmadığı çok net. Temmuz günü Sparta Eğri Dağ Komando Okulu'nda eğitim için bir askeri kampta bulunuyorduk. O gece uzun ve yorucu olan bir travers eğitiminden geri dönerken bu olayların yaşandığını öğrenmiş olduk. Sosyal medyadan Havarbuklu öğrencilerinin linç edildiği videolarını gördüğümüz an korku ve endişeyle olayları anlamlandırmaya çalışıyorduk. Daha sonraki günlerde bu konuyla alakalı olarak emniyete ifade vermek üzere götürüldük. Emniyet de bize bu olaylara girişmediğimize dair bir takım sorular soruldu. Neticede bu olaylara hiçbir şekilde müdahil olmadığımız anlaşıldıktan sonra serbest bırakıldık. Bu olaylardan birkaç hafta müddetince bulunduğumuz kışlada beklemeye devam ettik. Daha sonra 669 sayılı kanun hükmünde kararname ile Türkiye'deki tüm askeri okullar kapatıldığı haberini aldıktan sonra bir anda şok yaşadık. 15 Temmuz'dan yaklaşık bir yıl önce son görev yerime tayin oldum, seçildim. Kritik bir görevdi, NATO görevi. Norfolk'ta NATO'nun stratejik iki komutanlığından birisinde görev yapmak üzere seçilmiştim.
daha önce bu kadroda görev yapan bir Türk amiral de olmamıştı. Oldukça etkili bir kadroydu. 28 ülkeden 150'den fazla uzman, mühendis, subay ve assubaya liderlik yapıyordum. NATO'nun kritik projelerini yönetiyorduk beraber. Siber güvenlik, NATO balistik savunma sistemleri, IT teknolojileri gibi çok kritik büyük 30 adet projemiz vardı. Milyarlarca dolarlık da bütçemiz vardı. 15 Temmuz tarihinde bahsettiğim NATO karargahında günlük toplantılarımızdan bir tanesini icra ediyorduk. Yoğun bir mesaimiz vardı. Toplantıdan toplantıya gidiyor. Birçoğuna da biz liderlik ediyorduk kendi projelerimizle ilgili. Toplantıdan çıktıktan sonra genç arkadaşlarımdan birisi Türkiye'de garip şeyler olduğuna, Boğaz Köprüsü'nün trafiğe kapatıldığına ve askerlerin yönetime el koyduğuna yönelik bazı haberler olduğunu söyledi. Yani makama giderken çok çelişkileri nedeniyle inandırıcı bulmadım. Fakat hemen Genelkurmay Başkanı'na, Deniz Kuvvetleri Komutanı'na, kızıma ulaşmaya çalıştım. Kızım da İstanbul'daydı o sırada. Fakat tam bir kaos hakimdi. Ulaşamadım kendilerine. Ve malumunuz o günden sonra da bildiğimiz cadı avı başlamış oldu. Binlerce kişi daha o gecenin ertesinde tutuklanmaya başladı. So despite the conflicting information that I was reading about this Turkish coup and then hearing from the people that I knew that they had no idea what happened until they started getting news. They were baffled that this should occur and how clumsy it was militarily to plan a coup at that particular space and time at the bridge on a Friday night when it was very crowded. I keep remembering one of the members was picking up his daughter from Girl Scouts when he heard about this coup. It just didn't make sense that this group of people was plotting and doing this thing because they were such hard workers and loved their country so much. They were very proud of Turkey and proud of sharing its culture and its values with us, the lucky ones here in the United States. Bir kamu hukukçusu olarak darbeleri tarihini az çok biliyoruz, okuduk. Bu konuda yayınlarımız var. Türkiye'de 15 Temmuz için bilindik daha darbe koşulları oluşmamıştı. Toplum gergin değildi, ekonomi iyiydi. Yani darbe olması için hiçbir neden yoktu. Hükümetin de işleri iyi gidiyordu. Ta ki yolsuzluklar ortaya çıkana kadar. Bu yolsuzlukların ortaya çıkmasının faturası bürokrasiye kesildi. Zaten Türkiye'de bürokrasi son Özal'dan sonra askeri ve sivil bürokrasi çok iyi işler çıkarmıştı, işler başarmıştı. Bu da birilerinin hoşuna gitmedi. Belli güç odakları, derin yapılar Türkiye'de bürokrasiyi, Anadolu insanını gözden çıkarmıştı anlaşılan. 15 Temmuz bir karşı darbeydi. Diğer darbelerin aksine hükümetin ve şer odaklarının Türk halkına, Türk bürokrasisine, askeri bürokrasiye, sivil bürokrasiye yaptığı bir darbeydi. Yani 15 Temmuz'da yaşananların ve sonrasındaki süreci hem bir asker olarak hem de bir akademik perspektiften değerlendirdiğimde aslında olan şeyin Türkiye'de yapılmak istenen, belli bir süredir devam eden aslında Avrupa Birliği sürecinin teknik olarak terk edilmesiyle, yani siyasi irade tarafından uzaklaşılmasıyla başlayan süreçte Türkiye'nin aslında daha otoriter, daha baskıcı bir rejime döndürülmesi ve bu rejim değişikliğinin meydana getirilebilmesi için bazı gerekçeler oluşturulması gerekiyordu. Bunun yapılması için de bu rejim değişikliğine engel olabilecek, belli ölçüde yetişmiş, Batı dünyasıyla entegre, uluslararası standartlarda eğitim sahibi ve buna müsaade etmeyeceği açık olan
entelektüel bir kesimden kurtulunması gerekiyordu. Bu hem devlet bürokrasisinde hem sivil toplumda bu kesimden kurtulunması gerekiyordu devlet idare edenler açısından. Buna gerekçeyi oluşturmak için 15 Temmuz görüntüsünün planlandığını, sahneye konulduğunu ve sonuç olarak topluma bunun toplum tarafından maalesef satın alındığını büyük ölçüde görüyoruz ve amaçlanan rejim değişikliğine yönelik bir görüntü, bir algı oluşturulduğu çok açık olarak görülmekte. Dolayısıyla ben özet olarak 15 Temmuz'da meydana gelen öncesinde ve sonrasındaki sürecin esasında Türkiye'nin doğrultusunu değiştirmek ve Türkiye'yi baskıcı, otoriter bir rejim haline getirmek, bir rejim değişikliğine sebep olmak istemekten kaynaklandığını ve oraya doğru bir gidişat olduğunu değerlendiriyorum. Bugün 15 Temmuz'da artık ne olduğunu çok açık ve net olarak biliyoruz. Bana Alman Goben ve Breslav zırhlarını hatırlatıyor. Birinci Dünya Savaşı'nda gönderilerine sahte Osmanlı bayrakları çekip Karadeniz'e açılıp Rusların Sivastopol ve Odessa limanlarını bombalamışlardı. 15 Temmuz'da da tıpkı Goben ve Breslav zırhlıları gibi rejimin istihbarat teşkilatı ve paramiliter organizasyonu Sadat gönderilerine sahte bayraklar, sancaklar ve filandıralar çektiler. Milletimiz onları Yavuz ve Midilli zırhlıları sandı. Halkı kışkırtmak için meclisi bombaladılar. Halk ile asker arasında gerçekten bir çatışkartmak için keskin nişancılarıyla hem askerin hem de sivillerin üzerine ateş açtılar. Marmaris'te Cumhurbaşkanı'na bir suikast düzenleniyor imajı vermek için silahlı kuvvetlere ait olmadığı anlaşılan 3 helikopterle ortalığı birbirine kattılar. Bir kaos ortamı oluşturdular. Planladıklarını dakika dakika icra ettiler ama çok hata yaptılar. Çok delil bıraktılar, çok tanık bıraktılar. Bunu anladıklarında ise gerçek aktörleri korumak için kanunlar çıkarttılar. 15 Temmuz'u araştırabilecek olan ne kadar savcı, gazeteci ve hakim varsa hepsini bir gece tutukladılar. Binlercesini tutukladılar. Biliyorlar, 15 Temmuz aydınlandığında Türkiye, Mustafa Kemal'in 100 yıl önce çizmiş olduğu batıya dönük rotasına tekrar oturacak ve demokratik değerlerine kavuşacak. Ve bu da rejimin karanlık sulardaki, tehlikeli sulardaki seyrine son vermiş olacak. My colleague Jian and I have a unique platform in our research to share and examine both the detrimental conditions of immigrants' plights to safety and their remarkable ability to rebuild their lives in a new country. By understanding their experiences, we hope to develop better policies aimed to help speed up the economic integration process in a host country. Examining the migration experiences of individuals fleeing Turkey following the 2016 coup-like events allows us to examine how Turks were forced to flee their relatively stable lives built around their family, education, and profession in order to seek safety. Their forced migration was unplanned and required significant maneuvering to reestablish their lives in a foreign country. In acknowledgement of the dire factors of the immigration process, many Turkish immigrants had high human capital with regard to their education and their profession. Higher human capital tends to indicate the self-selection of a host country that can offer adequate labor opportunities. However, for Turkish immigrants, despite their high levels of education and professional status, the forced aspect of their migration and the level of urgency complicated their immigration experience and ability to secure stability, maintain their high human capital, and regain their formal professional status. Yapayalnız burada kalıyorsunuz. Tek başınasınız. Sağlık sıfır, sıfır kalıyorsunuz. Maddi olanaklarınız hiçbiri yok. Sağlık sigortanız yok. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Ve hayata emekli olmayı bekliyorken emekli olacağız derken hayata sıfırdan başlıyorsunuz. Tabii ki korkuyorsunuz. Her şey aklınıza geliyor. Yok çünkü yabancı bir ülkedesiniz.
22 Kasım 2016 sabahı uyandığımda internetten haberleri gördüm. Yeni bir kanun hükmünde kararname yayınlandığını gördüm ve o dönemde her Türk devletinde çalışan, her subay ve diğer devlet çalışan devlet memurları gibi ben de acaba benim ismim de bu kararnamede var mı diye merak ettim. Açtım ve olduğunu gördüm diğer 15 bin devlet, kamu çalışanıyla beraber. Tabii bu benim için artık Türkiye'ye dönmeme kararımı kesinleştirdiğim bir tarih oldu. Çünkü bütün toplum nezdinde devlet tarafından bir terör örgütü iltisaklısı bir insan olarak lanse edilmiş olmak artık benim Türkiye'ye dönmemem gerektiğini, dönemeyeceğimin net olarak ispatıydı. Ve dolayısıyla hayatımın bundan sonrasında, kariyerimin bundan sonrasında karar vermek zorunda kaldım. 3 seçenek vardı önümde. Avrupa'da kalmak, kendim 3 seçeneğe indirmiştim. Avrupa'da kalmak, Kanada'ya ya da Amerika'ya göç etmekti. Akademik bir kariyer yapmayı ve Amerika'ya göç etmeyi bunlar arasından seçtim. Bunu da geçmişteki kariyerime, background'uma en uygun iş olarak gördüğüm için bunu tercih ettim. Amerika'ya geldiğimde aslında bildiğim bir ülkeydi. Daha önce Kaliforniya'da yaşamıştım ama Texas'a gelmiştim. Texas'ta yaşamamıştım. Texas öncelikle çok sıcak geldi bana. Yaz günüydü. Ve doğal olarak Amerika'da görece yerleşmek kolay olsa da Amerika'ya 2 tane valizle geldim. Yani bir ev tutmam, araba almam, ehliyet almam. Bu arada yaklaşık 3 hafta içinde doktoraya başlamam. Derslerimi seçmem. Kitaplarımı almam gerekiyordu. E-mailler, e-postalar yağmaya devam ediyordu. Ve doğal olarak ilk birkaç ay çok sıkıntılı bir süreç oldu. Aynı zamanda öğrenci vizesiyle gelemedim. Öğrenci vizesiyle gelmek için kendi ülkemden başvurmam gerekiyordu. Oysa ben kanuni olarak oturma iznimin olmadığı bir ülkeden, yani Belçika'dan bu doktoraya başvurmuştum. Dolayısıyla oturma izni ve göçmenlik ilgili sorunlarımı da çözmem gerekiyordu. Dolayısıyla ilk birkaç ay oldukça zor oldu. İdealimiz olan mesleğimize bir yıl kala hayallerimiz yok edilmiş oldu. O dakikadan sonra gerçekten ne yapacağımızı bilemez durumdaydık. Yüksek Öğretim Kurumu'nun kararıyla sivil üniversitelere geçiş hakkı tanındı. Bu en azından hayata tutunma adına bir umut olabilecek türden bir haberdi. Geri kalan lisans eğitimimi tamamlayarak daha sonra iş başvuruları yapmaya başladım. Bir takım şirketler askeri öğrenci olmamı öğrendiği durumda sizin darbeci olduğunuzu biliyoruz şeklinde haksız ve mesnetsiz suçlamalarda bulundular. Bu tabii ki kendi vatanınız ve milletiniz için emek verdiğiniz toplumdan bu şekilde suçlamalar duymak gerçekten derinden bizleri etkiledi. Tabii hayata tekrar tutunmak için iş başvurularına pes etmeden devam ettim. Ve nihayetinde bir IT firmasında işe kabul edildim. Bu şekilde iş hayatımda çalışmaya devam ederken 2019-2020 yılları arasında dalga dalga operasyonlarla birçok askeri öğrenci gözaltına alındı ve bazıları da tutuklandı. Bu şekilde sürekli haberleri duymamız bizde bir takım psikolojik anlamda gerginlik ve endişelere neden oldu. 2020 Kasım ayı itibariyle beni de bir gün alıp tutuklama endişesi ve özgürlüğümden olmamak istememden dolayı yurt dışına çıkmaya karar verdim. Mutluyuz. Burada yaşamımızı devam ettiriyoruz. Yeni bir hayat başlattık burada. Çocuklarımız yeni okullara gidiyorlar. Biz de geçici işlerde çalışıyoruz. Uzun dönemde yine hukuk mesleğimi icra edeceğimi ümit ediyorum. Başımıza gelenler hepimizi ayrı etkiledi. Yani olaylar olmaya başladığında, evet 34 yıllık mesleğimi kaybetmiştim. Çalışma iznim yoktu.
Maaşımı almama 2 gün vardı ama ödemem gereken faturalar vardı. Evimizi hemen değiştirmek zorunda kalmıştık. Sağlık sigortamız elimizde yoktu. Tabii bütün bunlar endişe verici. Zor olaylar. Ve biz de tabii ailemle beraber beni de meşgul ediyordu açıkçası. Bir önce toparlanmamız gerekiyordu. Yoksa yabancı bir ülkede hiç beklemediğimiz bu olay bizi çok daha farklı bir şekilde etkileyebilirdi. Bütün bu endişemize rağmen, kendimizle ilgili olan bu endişemize rağmen asıl derdimiz hep okyanusun öbür tarafı oldu. Çünkü arkadaşlarımızın durumu daha kötüydü. Ailelerin durumu çok çok daha kötüydü. Gerçekten büyük sıkıntı içerisindeydiler. Sanırım bu bizim davranışlarımıza öylesine yansıdı ki yabancı arkadaşlarımız bunu hayatta kalma sendromu olarak tanımladılar. Evet, kısmen doğru olabilir. Fakat sanıyorum benim yaşadıklarım, düşündüklerim veya benim gibi olan arkadaşlarımın düşündükleri, endişe ettikleri hususlar bunun daha ötesindeydi. Yani benim gelecek için onlarca yılımı vererek gelecek için çağdaş Türkiye'mizin çağdaş uygarlık seviyesine ulaşması için yetiştirdiğimiz o insanları, o donanmamızı tıpkı Sinop baskınındaki gibi, tıpkı Pearl Harbor'daki gibi yakmışlardı. O tecrübeli insanları teker teker itinayla seçip işkenceye tabi tutup hapislere atmışlardı. Bu tabii bende sanıyorum hayatta kalma sendromu diye adlandırılan husustan daha derin etkiliyordu. Daha bana daha derin üzüntüler veriyordu. Üstelik sadece bir ülke için değil ya da bir sosyal sınıf için değil ya da böyle çok küçük açılardan bakmamak lazım bence bu konuya. Bu Türkiye'yi ne kadar etkiliyorsa aslında bir batı yanlısı bir ordunun, çağdaş uygarlık seviyesine yönelmiş bir ordunun tamamen tasfiye edilerek bir rejim ordusu haline getirilmesinin sadece Türkiye için değil, bölgedeki dengeler açısından da çok daha büyük trajedilere gebe olabilecek, onları tetikleyebilecek bir etkisi olabilirdi. Olaylar başladıktan kısa bir süre sonra elimizden çok bir şey gelmediğini, gelemeyeceğini anladık. Türkiye'deki olaylara müdahale edebilmek için rejim çok kararlıydı ve bütün imkanlarını kullanarak bu cadı avını sürdürüyordu. Ama dedik ki yani en azından kadın ve çocuklara yardımcı olabilmek, onların sesini duyabilmek için bir şeyler yapabiliriz diye düşündük. Gathered in this living room, and I could see all of these couples and these families. There was anticipation and also tension on their faces as we're trying to figure out what is next for us. And Mustafa had the idea to create an organization to help those in Turkey who were victims of this coup attempt and who had been imprisoned, and women and children especially who'd been imprisoned. And there was this desperate need to help others in Turkey who'd been caught in this web. And this, I was struck beginning there with how selfless this particular group of Turkish people were, and how they, although they had lost everything. Several people were selling their furniture on eBay or their rugs. They had no longer any ranking. They'd lost their income, their insurance benefits. They lost everything. And that was, that struck me really deeply that they'd lost all this, and yet their main concern was for those in their country who had lost even more. They'd lost their freedom. It was very moving, and we were trying to figure out a way to reach out to them, to provide them with resources and support, and also to let them know that their voice counted, that we would try to be a voice for them. So as we were doing the administrative parts of creating this Blue Tulip Human Rights Center, I became the American signature for this. So I became the point person
who's a citizen of this country for this organization at the time. So I found it pretty easy to believe Mustafa and Gulcan and the rest of my Turkish friends over what I was reading coming through the media at that time. And in fact, I started calling this the so-called coup, coup in quotation marks. And I have a friend who had a very popular public radio show that aired every single day from 12 to 1. Her name's Kathy Lewis, and she interviewed Mustafa and another Turkish gentleman whose English was very good. And it was just a wonderful interview. So they were able to get their story out. And I think that having access to this, especially for those in prison, was very important for morale and to know that they were not forgotten, that we understand their plight. What we found was that we couldn't do everything we wanted to do because sometimes the people who received aid from Blue Tulip would actually be punished because they were associated with something that was anti-Erdogan. So we started shifting our focus with Blue Tulip Human Rights Center to provide scholarships to Turkish students who wanted to study here, and to also be a voice for the voiceless, to continue to raise awareness of those who were arbitrarily imprisoned and are still in prison in Turkey. O dönemde bu şekilde karar veren arkadaşlarım için bu bir vefa göstergesi oldu. Kendi dertlerini, kendi sıkıntılarını çözmeye çalışırken onları bir kenara itip Türkiye'deki arkadaşların düşünmeleri, onlara yönelik olarak bir şeyler yapmaya çalışmaları, toplantılara gelmeleri, bir şeyler üretmeye çalışmaları beni çok etkiledi. Bu tercihi yapan arkadaşlarımın bu vefa göstergesini hiç unutmayacağım. Bunun daha ötesinde okyanusun öbür tarafındaki o acı çeken insanları hiç tanımayan, hiçbirisiyle belki hiç görüşmeyecek olan, bir geçmişi olmayan bu insanlara yardım etmeye çalışan ve derneğimizin bir parçası olan ve içinde aktif rol alan yabancı arkadaşlarımı hiç ama hiç unutmayacağım. Onların yeri daha da bir başka benim gözümde. Barış dolu, huzur dolu hayatlarına ara verip de bizim gibi ders sahibi oldular, ilgilendiler, çözmeye çalıştılar, anlatmaya çalıştılar Türkiye'deki bu yaşananları. Yani onlara söz verdim. Bir gün ülkemize döneceğiz. Ve onları güzel vatanımızın en güzel yerlerinde ev sahibi yaparak ağırlayacağız. In our study, three themes emerged regarding Turkish migrants' experiences. We will share some direct passages from Turkish immigrants themselves who consented to their story being shared, but for some were unable to be filmed due to concerns about privacy and safety. Many of the participants described the aspect of forced migration journey as having their stability of life compromised and experiencing trauma. Please note that the experiences described next are of trauma. One man describes, "They, police, detained us at the university. They illegally locked us in a room at the university for 2 days. They mistreated us there. 2 days later, at midnight, they took us to a place we did not know before. I can say that it was the day I feared the most in my life. It was a sports hall. The first sight there was very frightening. 600 or 700 people, blood everywhere. Blood on the walls, blood on the floors, blood on people's heads, all dressed in orange. At the bottom, some have black, some brown trousers. Many of them had blood on them, their jaws, their heads, their eyes. They were all wrapped in bandages. Everyone was still tortured when we left. Screams, crying. There were two people who were severely tortured in my ward. One of them was a rector, president, of our university. For 3 months, he could not recover. For 3 months, he cried. I mean, a 60 years old man, a rector, a professor of medicine, was severely tortured. He cried for 3 months. He wanted to die. He didn't think he would ever get out of the prison alive.
One woman explains, "After my husband had to leave home, hide from the police, and prepare to move abroad, police from TEM, anti-terror branch, came to my house at 2 a.m. midnight. We were living in a high-status living area. They, the police, went on a terrorist hunt in the middle of the metropolis. It was ridiculous. They wanted to search my home. I allowed them. I remembered my passport, how much a passport can be a burden to a person. I wanted to hide it 10 floors below the ground. It is a document that I have the right to take, but in this atmosphere, they can take it. And losing it is like losing your future, means losing your spouse, means breaking away from life." The traumatic experiences led individuals fleeing for safety, yet their migration journey came with additional insecurity and emotional distress. Despite having a high level of social and financial capital, the forced aspect of the migration journey depleted financial resources. Some experienced short-term poverty fiercely, especially those having an exhausting journey from jail to release and illegal migration to neighboring countries. Tabii ilk önce burada kaldım, tamamen burada kaldığımı anladığım zaman hemen ehliyetimi aldım. Çünkü ehliyet burada çok önemli. Burada bir kimlik kartınız oluyor ve onsuz hiçbir şey yapamıyorsunuz. İlk önce onu aldım. Daha sonra birçok işlerde çalıştım. Gündüzleri çalışıyordum. Geceleri İngilizce kurslarına devam ediyordum. One man shares, "We were thinking a lot about how to do it financially. I had a ban on leaving Turkey abroad, and I didn't have a passport. Even just buying a plane ticket was very expensive. We disposed of our savings, sold the immovables, turned them into cash, and borrowed money from family. I asked for help from friends who went out before me. Someone gave me a phone number of a smuggler. I came to the USA through 6 countries. When I arrived 8 weeks later, all the savings were over. I had $500 in my pocket. I spent $30,000 on flight tickets and smuggler's money for a passport. We stayed with 6 people in a 1-by-1 house of a friend I know. After 1 week, I found an hourly job." Yurt dışında artık kalmak zorunda olduğum ve benim durumda olan insanların kalmak zorunda olduğumuz artık kesinleştiğinde doğal olarak bir sorunla yüz yüze kaldık ki işimiz yoktu artık. Yani bir ay önce Belçika koşullarında iyi sayılabilecek bir 6500 euro gibi iyi sayılabilecek bir maaşa sahipken bir ay sonra aslında ev kiran devam ediyor, diğer masrafların devam ediyor ama işimiz yoktu. Bir subay olarak ben 15 yıl yaklaşık subaylık kariyeri olan bir insandım. Aslında yaptığımız bir sürü iş var, bir sürü kabiliyetimiz var. Mesela projeler yönettim bir subay olarak, karargahlarda çalıştım, özel kalemlik yaptım, elit düzey bir yöneticiye çok yakın çalışma imkanım oldu. Çok üst düzey devlet görevlileriyle yazıştım, yerli yabancı, NATO'da ülkemi temsil ettim. Dolayısıyla diplomatik bir tecrübem var. Belçika'da Fransızca ve Flemenkçe konuşuluyordu, dilini bilmediğim bir ülkedeyim. O problemlerden biriydi. Bir diğeri, ben bu yeteneklere sahip olsam da bunları akreditasyonu yok. Yani milli güvenliğe dair bir iş yaptığım için aslında yapa geldiğim, bildiğim, sahip olduğuma inandığım ve sahip olduğumu aslında ispatlayabildiğim askerlik mesleği içerisinde pek çok yeteneğin sivil hayatta, endüstride bir karşılığının olmadığını, karşılığının olsa bile bunun bir akreditasyonunun olmadığını gördüm. Mesela bir yazılım mühendisi olursunuz ya da başka bir iş sahibi olursunuz. Bunu çok kolay akredite ettirebilirsiniz. Another man says, "I came from an upper middle class family. I never experienced poverty in my life until my dismissal from the job and losing Turkey sponsorship during my postdoc in the USA. These circumstances reveal that the trauma and insecurities become compounded in the migration journey. And although many migrants discussed a loss of financial capital and taking on secondary sector jobs, those that are deemed low-skilled and low-wage, many of the migrants were able to tap into their social and cultural capital. For example, one male states,
I did 7 to 8 different jobs. Heavy work in the warehouse, container loading, waiter and cooker in a restaurant, electricity handyman, entertaining children, and delivery. The side works continued for 13 months until November 2020. If there was a scholarship opportunity, it would pay my kitchen expenses and rent for a while. And I could get my license for commercial piloting in 6 months and do my old job. But it was unrealistic. When I got my work permit, I started working as an Uber driver. It was like a promotion for me. I started a fast boot camp in the cybersecurity field. I've been working hard for 6 months. I was able to provide for my family's livelihood by doing Uber for 4 to 5 hours a day. I attended most of the classes with my headset while driving an Uber. 2 weeks after the course ended, I found a six-figure work. And another man describes, I took over a store with a debt of $250,000. I did two-man jobs for 3 years. I had to learn design, sales, and how to run a business. We closed the debts and we made a profit. We are now doing kitchen and bathroom design very well. Hayattan hiç kopmadım. Hep içindeydim. Asla kendimi eve kapatmadım. Evet, İngilizcem yoktu ama bu benim için bir bariyer değildi. Hiç de problem etmedim kendime. Ve Amazon'da paket dağıttım. Daha sonrasında da kendi mağazamızı açtık. O mağazada da bizzat bulundum. Evet, İngilizcem yoktu ama sıkıntı değildi. Bir şekilde irtibat konuşabiliyordum. Mimiklerimle dahi olsa anlatıyordum her şeyi. Çalışıyordum tabii. Bir yandan da İngilizcemi de geliştirmek için çalışıyordum. Hayatta içinde olmazsanız eğer zaten İngilizceleriniz hiç ilerlemiyor. Eğer kendinizi eve kapatırsanız o zaman ömür boyu evde kalabilirsiniz. Dışarı çıkmamız lazımdı. Onu hep öyle yaptım. Ve mağazamızda yine tabii biz memleket benim için ayrı bir yeri var. Memleket demem benim özel bir şey benim için. Ve yine mağazamızda Türk ürünleri satıyorduk. Onları tanıtıyordum herkese. Bakın diyordum, bu el emeği Türkiye'de yapılıyor, buraya geliyor. Lambalar el emeği yine aynı şekilde burada biz satıyoruz. Burası küçük bir kapalı çarşı. Bizim kapalı çarşımız orada hasret gideriyorduk. Hatta bize de bir moral oluyordu. Daha sonra onu bitirdik. O çok güzel olmadı. Daha sonra da dediğim gibi kadın spor malzemeleri sattığımız 2 tane mağaza açtık. Yoğun bir gün bugün. Bugün pazar günü. Çok yoğun çalışıyoruz. Çalışanlarımızla beraber. Burada 4-5 tane çalışanımız var. Onlar istihdam ediyoruz. Daha önce ekonomik problemimiz varken şimdi Amerika'ya yararlı, faydalı işler yaptığımız için de çok mutluyuz. Muhtaç olmadık. Olmayacağız da. Bu zamana kadar da 10-15 Amerikalı çalışanımız oldu. Onlara istihdam verdik. Onlara inanılmaz güzel bir duygu. What impressed me with this group of Turkish people? And what, as I mentioned, they lost everything. I mean, everything. And I often wondered, what would I do if I were in Turkey and I didn't know Turkish well, which I don't, and I lost my connection to my country. And not only had I lost my connection, but I couldn't return there and I had to make my life in this other country. I don't know if I would do as well as this group of people did. And what I admired was this strong sense of community that was like a bond that held everyone together. And this strong sense of moving forward and not feeling stuck in shock at the loss. Of course, there was shock at the loss of everything overnight like that. But there was also a strong sense of
what do we do next? How do we handle this? And it wasn't how do I handle this, it was really the whole community together facing this huge challenge. And they, as I mentioned, their first thought was really for those who were in Turkey who were suffering and were imprisoned and lost so many rights. And then they, you know, of course, wanted to tend to their own families. So one by one, different couples began to find work around the country or even within Virginia Beach and Norfolk at first, like being an Uber driver or delivering food for Grubhub, or, you know, just things that allowed them to bring in income, that the jobs that were way below their skill level. But that didn't matter to them. They were able to still continue working and be effective at having a cohesive individual family, and then they supported each other as a group. I was so struck by this lack of ego, which I thought was really healthy and helpful for them to move forward. And then they really dived into their own skill sets. So for instance, cybersecurity or flying jets, things that are way above my skill set level. And they were finding where they could help at a higher level or even at university positions. The account showed that they worked hard and used every opportunity to accomplish their goals as soon as possible. Although they encountered challenges finding temporary income and regaining their professional credentials or seeking new education and credentials altogether, one aspect that does stand out is their agency, evident in their ability to take on innovative strategies, commit to initiative and motivation, and find success. Overall, the story shared revealed the profound challenges experienced by Turkish migrants and their ability to cope with hardships and trauma in order to provide a safe and stable life for their families. Throughout their shared experiences, we learned that higher forms of human capital are not as stable. However, higher human capital can increase agency, the ability to navigate structural conditions that are challenging. Two, we found that the insecurities in each stage of the migration trajectory are compounded. And three, one last conclusion we found relates to their new way of life in relation to their previous sense of identity. In addition to many Turkish migrants seeking new fields for their careers, all experience a change in their way of life. Their upbringing, their connection to their homeland, family, friends, acquaintances still residing in Turkey, their cultural customs, and the way of life can never be returned to in the same way they had once experienced them. The harmful and lasting effect of events such as the coup has reshaped their cultural connection, pride, and well-being associated with their homeland. So I just see this tremendous resilience that's remarkable and inspiring to me that they've exhibited both, you know, and in the moment of great loss, and that they continue to exhibit in their love and connection for each other. And I've been fortunate enough to be embraced by this community, and it's just been one of the greatest joys of my life.